Değerli izleyiciler, maratondan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Yeni bir haftada yeni bir maraton programıyla karşınızdayız. Az önce de VTR'mizi izlediniz. Elespor'umuz için başlatılan SMS kampanyasının tanıtımını sizlere aktarmış olduk hemen yayına girmeden önce ve bu kampanya ile ilgili özellikle bugün konuşacağız. Yine Elespor'umuzun son iki haftada almış olduğu iki önemli galibiyet var ki özellikle Kağıtaspor maçı galibiyeti hem Elaspor açısından bir umut oldu hem de adeta Elaspor'umuz rakiplerimiz için bir korkulu takım hüviyetine büründü. Hatırlarsanız geçmişte herkes Elaspor'un sıkıntılarıyla, yaşamış olduğu sıkıntılarıyla ilgili gelenin vurduğu, gidenin vurduğu bir takım hüviyetindeydi. Ama şu son iki hafta inşallah devamı da gelir diye temenni ediyoruz ve nihayetinde inşallah ligde kalmış bir Elazığspor olarak ileriki haftalarda karşınızda olmayı diliyoruz. Çünkü her hafta Elazığspor'umuzla ilgili konuşurken gerçekten önemli sıkıntıları sizlerle paylaşıyorduk ve bu paylaşımımızdan da maalesef sıkıntılar duyuyorduk Elazığspor adına. Ama son iki haftadaki o güzel galibiyetlerin inşallah devamıyla birlikte Elazığspor'umuzun ligde kalması adına iyi bir başlangıç olmasını diliyoruz. Bugün sevgili Ahmet Kızılkaya hocamızı konuk ettik. Hakimiyet Gazetesi spor yazarı, değerli hocamız bizimle birlikte son yazısında da Elaspor nasıl kurtulur diye bir başlığı vardı. Biz zaten her hafta kendisini de konuk ettiğimizde o başlığı mutlaka burada konuşuyoruz Ahmet hocamızla birlikte. Tabii Ahmet hocamızın programımıza davet tarihleri de önemli bizim için. Ahmet Hocam geçen hafta, geçen ay daha doğrusu 14 Şubat'ta seni konuk etmiştik. Sevgililer günü. O gün Sevgililer Günü mesajı vermiştin. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Evet. Dolayısıyla sağlık sektöründe çalışan, tüm birimlerde çalışan insanlarımıza da minnettarız. Hakikaten şu pandemi sürecinde değerli tıp dünyasındaki insanlarımızın gayretleri, çalışkanlıkları, fedakarlıkları bizler için önemli. Yani tabiri yerindeyse cephede insanların yaşaması için, öyle değil mi hocam? Tabii. Söylersek çok doğru bir ifade olur. Cephede insanların yaşaması için orada bulunan fedakar insanlar gibi düşünmek lazım. Çünkü geçmişte savaşlarımızda da hakikaten o yaralılara sağlıkçı insanlarımızın, doktorlarımızın, hemşirelerimizin nasıl hizmet ettiklerini görmüştük. Onların da aynı savaşa katıldığı gibi. Bu da bir savaştı. Bu da ne savaşıydı? Bir hastalıktan kurtulma savaşıydı. Ve çok şükür belki sonuna geldik sayılabilir ama halen o tehlike devam ediyor korona ile ilgili. Ama biz her zaman da sağlık sektöründe çalışan başta hekimlerimiz ve en alt kadrosunda yer alan bütün insanlarımızla birlikte biz herkese 14 Mart Tıp Bayramlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız sağlık sektöründe çalışanlarla ilgili, iyileştirmelerle ilgili bir takım müjdeler verdi. Onların da hayırlı olmasını diliyoruz. Hocam senden de bir 14 Mart Tıp Bayramı mesajı almak istiyoruz. İyi akşamlar Coşkun abi. Öncelikle eyvallah sana ve bizi seyreden herkese.
Senin de dediğin gibi özellikle bu son 2 yıllık geriye doğru gittiğimizde son 2 yıl içerisindeki bu pandemi süreci adı verilen dönemde doktorlarımızın, hemşirelerimizin, yardımcı sağlık personelinin verdiği o insanüstü gayret, sağlık mücadelesi, insanları sağlığına kavuşturma mücadelesi her türlü takdire değer. Ben de bu vesileyle bütün tıp doktorlarımızın, hemşirelerimizin, sağlık sektörü çalışanlarının 14 Mart tıp bayramlarını kutluyorum. Gerçekten yaşam hakkı gibi kutsal bir hakkı ayakta tutmak, insanların yaşamasını sağlamak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Dünyada bütün meslekler kuşkusuz kutsaldır. Her mesleğin kendi içerisinde değeri vardır ama hakikaten doktorlar, öğretmenler, yani bu tip meslekler biraz özel meslekler statüsüne giriyor bana göre. Çünkü konusu insan olan her şey değerli ve kutsaldır. Bu vesileyle doktorlarımızı gerçekten bir kez daha buradan tebrik ediyorum. Onlara kimimizin hayat borcu var, kimimizin sağlık borcu var. Minnettarız. İnşallah bundan sonraki süreçte de onları çok daha iyi yerlerde, çok daha iyi koşullarda çalışırken görmek hepimizin dileği. 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun bütün sağlık camiasına. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Hocam az önce de programa girerken veterimizi yayınlamıştık, tanıtımımızı yayınlamıştık ve Elazığ'ımız için hemen sıcağı sıcağına olan konuyu değerlendirelim. Elazığ'ımız için SMS kampanyası. Şu anda da arkadaşlarımız görüntüye getiriyorlar. Üzerine de konuşalım. Önemli bir kampanya. Aslında bunu birkaç hafta önce bu stüdyolarda konuk ettiğim sevgili Mustafa Doğan ve sevgili Tekin Bulut'la birlikte yapmış olduğumuz programda da ilk defa dile getirdik. Dedik ki Elazığspor için en kolay bir SMS kampanyasının yapılması. Çünkü para yardımı, efendime söyleyeyim forma yardımı gibi kampanyalar da yapıldı ama maalesef istenilen düzeye gelmedi. Orada insanlar belki yardım etmekten böyle biraz da sıkıntılar yaşayabiliyorlar ama SMS'te öyle değil. Telefonunuzu çıkartıyorsunuz. Telefonunuzun içerisinde yardım yazıp 2367'ye o SMS'inizi gönderebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir SMS'in 20 TL olduğu yardım da aslında ben dilerdim ki çok güzel. Mesela 2367'yi kullanmış Elazığspor yönetimi. 23 Elazığ'ın plakası. 67'de 1967'nin Elazığ Spor'un kurulduğu yıl. Ama niye o yardım kampanyasını 20 lira yapmışız, 23 lira yapmamışız? Sembolik olarak aslında 23 lira yapsaydık, değil mi hocam? Yapılabilirdi tabii. Yapılabilirdi. Yani madem 3 liranın da çok bir fazla şey yok insanlarımız için, 23 lira olsaydı daha iyi olurdu diye söylüyoruz. Eğer bilmiyorum düzeltilebilir mi, düzeltilemez mi Elazığ Spor yönetimi bu konuda? Yani 23 lira bir sembolik rakamdır Elazığ için. Çünkü 23'ün Elazığlıların ruhunda, Elazığlıların zihninde, Elazığlıların her yaşantısının her köşesinde ayrı bir özelliği vardır. Bilmiyorum sen neler diyeceksin hocam? Elazığ yani, Spor SMS kampanyası ile ilgili. Şöyle söyleyeyim ben, tabii dediğiniz gibi 23 lira, hani 20 lirayla 23 lira arasında çok bir fark yok. Taraftar açısından, evet, bağış yapacak kişiler açısından ama bilmiyorum bunun teknik bir tarafı da olabilir. Artık anlaşılan bankayla öyle bir meblağ mı belirlendi bilmiyorum ama gerçi onlar herhalde karışmazlar. SMS kampanyası biliyorsunuz GSM şirketleri, bütün şirketlerin de içinde olduğu kendi herkes işte farklı GSM şebekeler var biliyorsunuz kullananların. Hangisi olursa olsun onların adına gidiyor. Orada bir kesinti oluyor tabii, bilemiyoruz. 4 lira mı 5 lira mı ne kadar ama bir miktarı da SMS kampanyasının bir miktarı da GSM şebekelerine gidiyor. Tabii öyle de bir yani yolu var. Yani 3 lira 23 lira olsa belki 3 lira daha Elazığspor'un kasasına fazla girmiş olacak. 23 de bir sembol rakamdır bizim için. Onun için demek istiyorum. Olabilirdi tabii, güzel de olurdu. Dediğiniz gibi biraz akılda da kalabilirdi. Evet. Ama sonuçta yani bu kampanyanın başlatılmış olması bence çok önemli. Niye? Çünkü az önce söylediğiniz gibi daha önceden gelir düzeyi üst grupta olan insanlarımıza yönelik forma kampanyaları, iş adamlarımıza yönelik forma kampanyaları başlatılmıştı geçmişte.
İşte bazen başarıya ulaştı, bazen ulaşmadı. Kimi sözler yerine geldi, kimi sözler yerine getirilmedi ama bu kampanya biraz daha böyle tabana yayılabilecek. Taraftarın katılabileceği, öğrencinin, öğretmenin, memurun, işçinin, ev kadınının, herkesin oturduğu yerde. Yani her gelir grubundaki insanın çok rahatlıkla 1, 2, 3, 5 gelir durumuna göre rahatlıkla işte mesaj atarak 23-67'ye Elazığ Spor'un bu kurtuluş mücadelesinde katkı sunabileceği bir meblağ 20 TL. Bu anlamda bu kampanyayı başlatanlara siz de herhalde fikir şeyi babası evet, oldunuz öyle önce... diyeyim ya da ilham oldunuz bilmiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim ama benim esas daha ziyade beğendiğim taraf kampanyanın sloganı olmuş. Mazini yaşat hakikaten hem insanların o bam teline dokunacak bir slogan vardır ya işte böyle biz. Hocam şu 55... seyircileri işte az önce görüntüye geldi. Evet. O muhteşem seyirciyi. Maalesef eskisi gibi bulamıyoruz. İşte o heyecanı bulamıyoruz. Biraz da takımın almış olduğu kötü sonuçlara bağlı aslında. Tabii. Yani şimdi Atatürk Stadyumu'ndaki o seyircilerimizin olduğu tribünler zaman zaman ekranlara getiriyoruz. Eski maçları yayınlarken nostalji anlamında. Maalesef o havayı bir türlü tutturamıyoruz. Ama her şeyde işte bu sadece Elazığspor için değil. Herkes, her takım için geçerli. Başarı, başarı, başarı. İşte bugün Trabzonspor örneğini verirsek, tabii. Trabzonspor bugün soğukta, yağmurda, çamurda, kışta, kıyamette seyircisi tribünleri tıklım tıklım dolduruyor. 2-0 geriye düşüyor, 3-2 alıyor, öyle mi? Tabii ya şimdi... İnanmıştık başka bir şey. Tabii şimdi başarı olunca taraftar, şehir otomatik olarak zaten hedefe kilitleniyor. Yani Trabzonspor birkaç yıldır üst üste doğru bir kadro yapılanmasıyla... Bugün meyvelerini topluyor ve açık ara şampiyonluğu daha ligin bitmesine 8-9 hafta kala, 10 hafta kala garantiledi gibi bir şey. Evet. İşte bu tabii doğru yönetimin, doğru kadro mühendisliğinin, doğru hedefe kilitlenmenin sonucu. Biz işte diyorsun ya işte taraftar gruplarını görüyoruz o eski görüntülerde falan doğru. O hepimiz o şeyleri mazide işte mazide kaldı birçoğu. O maziyi hatırlamak. O heyecanı yeniden duymak, Elazığ Spor'u işte o geçmişteki coşkulu, canlı günlerine yeniden döndürmek için bu kampanya bence bir fırsat. Belki buradan evet. Hani çok hedeflenen büyük meblağlar da gelmeyebilir ama en azından şehre yeniden harekete geçirmek, taraftara o eski dinamizmi kazandırmak, motivasyonu kazandırmak için doğru düşünülmüş bir kampanya. Herkesin katılabileceği, katılması gereken işte... kimseyi de ekonomik olarak negatif etkilemeyecek meblağlar bunlar. Yani tabii bu 20 TL deyince herkesin 20 TL illa sadece 20 TL ile sınırlı kalmaması da gerekiyor. Tabii, yani tabii. 1, 3, 5, 10, 20... Hocam öne açık yani billaki. Tabii ucu açık yani. Bir SMS 20 lira. Tabii 10 tane atarsın 200 lira olur veya 5 tane atarsın 100 lira olur. Bu herkesin kendi gelirine göre yapılabilecek bir şey. Doğru bir kampanya hem de... Tam şu Elazığ Spor'un böyle yeniden adeta işte şahlanmaya ya da direnişe doğru yöneldiği bir sürede böyle bir kampanyanın hazırlanması bence çok doğru oldu ve ben şeyi çok beğendim. Hem hazırlanan bu tanıtım kampanyasını hangi ajans ya da hangi kurum hazırladıysa gerçekten kısa ama başarılı öz bir şey yapmışlar. Tanıtım videosu yapmışlar. O güzel. Evet. İkincisi mazini yaşat. Bence... Sezon sonuna kadar yani kalan 8 maçın hepsinde hiç unutmayacağımız, belleklerimizde, kalbimizde, hafızamızda yaşatacağımız bir şey, motivasyon bence mazini yaşat sloganı. Çünkü hakikaten hiçbir rakibi küçümsemiyoruz ama bu kadar semt takımlarının, ilçe takımlarının içerisinde 55 yıllık mazisi olan bir takımın hiçbir şey yapmasa bile şu mazini yaşat ya da Elazığ Spor mazini hatırla. Mazini yaşa, mazini yaşat şeklindeki bu şeyi, sloganı hatırımızda, hafızamızda tutsak herhalde bu ligde kalmak için önemli bir motivasyon olacaktır. Başarılı olmasını diliyorum. Ben de katılacağım. Hepimiz katılacağız fazlasıyla, evet. Aile, efradımızla birlikte. Bütün taraftarlarımızın da bence en azından yani şu süreçte bir parça katkıda bulunmak adına katılmaları önemli diye düşünüyorum.
Sevgili Ömer, senden bir rica etmek istiyorum. Tekrar bunu, bu veterimizi bir daha yayınlayalım. İzleyenlerimiz bir kez daha izlesinler. İzlemeyenler, televizyonlarını geç açanlar için de SMS kampanyasıyla ilgili veterimizi ekranlarınızda değerli izleyiciler bir kez daha getirelim. Ve bir SMS'in 20 TL olduğu bu Elazığ Sporumuz için yardım kampanyasına telefonunuzun mesaj kısmından yardım yazarak 2367'ye gönderip Elazığ Sporumuza katkıda bulunmuş olursunuz. İsteyen istediği kadar o SMS'i gönderebilir ve bu şekilde Elazığ Sporumuz için inşallah kulüpten de ya da SMS kampanyasını takip eden, hesapları takip eden hangi kurumumuz varsa, çünkü valilik onayıyla hocam oldu bu, Sayın Tabii Valimizin ki. De onayıyla yapıldı. Sayın Belediye Başkanımızın da çok önemli katkıları oldu, Şahin Şerifoğulları Başkanımızın. Hangi kurum takip ediyorsa günlük olarak da bu kampanyada toplanan biriken paraları açıklarlarsa iyi olur. Niye? Teşvik olur. Yani Tabii. işte birinci gün diyelim 200 bin lira oldu, üçüncü gün 500 bin lira oldu gibi böyle. Hani bir anlamda bir teşvik de olur. Ha gayret deriz. Bir hedef belirlenir. Tabii. Bir hedef belirlenir. Hedef de ortaya konulmuş olur. Günlük olarak da kamuoyuna bence açıklanması lazım. Şimdi veterimizi ekranlarınıza getiriyoruz. Canımız adına! Evet, kampanyamızın Elazığ Sporumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İnşallah Elazığ Sporu sevenlerin katkılarıyla Elazığ Sporumuza yakışır bir rakama inşallah, değil mi hocam, ulaşırız. Önemli bir rakamdı. O forma kampanyasında belki hedefin çok çok üzerinde bir destek olundu o dönem. Taahhütler yerine getirildi. Söz verildi ama taahhütler tamamen yerine getirilmedi. Aslında getirilseydi belki çok daha büyük bir rakama ulaşmış olunacaktı. Umarız bu SMS kampanyası o forma kampanyasını geçer. Daha yüksek bir meblağda. Çünkü dünyanın her yerindeki insanlarımızın, Elazığlılarımızın, Elazığ spor sevenlerin katkı sağlayabilecekleri, yani kimsenin mazeretinin olamayacağı, değil mi hocam? Kesinlikle. Bir kampanya. Oturduğunuz... Hani maça gelemedim, forma bulamadım gibi bir şey, evet, gerekçe araba yok. Bulamadım Tabii. vesaire gibi elinizin altındaki telefonla olmayacak. Bunu inşallah değerli izleyicilerimiz, değerli taraftarlarımız sağlarlarsa gerçekleşmiş olur diye düşünüyoruz. Ben Tabii... burada Coşkun abi, evet hocam, şöyle bir şey olabilir mi bilmiyorum. Hani şu KJ'yi bağış yaz 2367'ye gönder var ya. Evet. Gün boyu yerel kanallarımızda Tabii ki hocam, onları... hatırlatmak babından olursa belki hocam, şeylerde, radyo programlarının aralarında. Tabii onları zaten hani insanlar biraz daha şey olurlar. Sevgili yönetmenimiz Faysal Tokmak onları hazırlıyor hocam. Evet. Onlarla ilgili biz bantlar, Elazığspor'la ilgili kampanyalar, sevgili genel yayın yönetmenimiz Zeki Akbıyık'ın da talimatıyla zaten başka bir durum olamaz. Tabii. Ona destek anlamında. Gerekirse programlar yaparız. Gerekirse ortak yayınlar yaparız. Gerekirse tek başımıza çıkarız. Geçmişte hocam hatırla, sabahlara kadar o zaman evet. Zaman mefhumu yoktu. Biz böyle hep ikilere, üçlere kadar, dörtlere kadar, sabah namazına yakın saatlere kadar Kanal E'deyken
Elazığ Spor'a yardım kampanyaları düzenlemiştik. Güzel telefonlarla günlerdi. Güzel hatırlıyorsun günlerdi. Değil mi heyecanlı hocam? Günlerdi tabii. Tabii ki. Tabii ekranları ki. Başında insanlar sabaha kadar seyrediyorlardı o programları. O zaman açıyordu izleyicimiz. Diyordu hiç unutmam. Sevgili Mehmet Güngör Başkan'ın dönemiydi. Mehmet Başkan'ın programı almıştık. Bir ablamız, bir bayan ablamız telefon açtı. Dedi ki ben dedi kolumdaki bileziği dedi, çıkarıp Elazığspor'a vereceğim. Getirdi verdi. İşte o kenetlenme, o motivasyon, evet. O ruh yeniden canlanırsa bu da bir vesile olur inşallah bu tabii kampanya. Şimdi iki haftadan bu yana gelen de bir başarı var tabii takım anlamında. Tabii. Özellikle sportif başarı anlamında. İnşallah devamında gelmesini diliyoruz. Hocam aslında işte şu kalan maçlar var ya Elazığspor'umuz için önemli. Ama ondan önce bir Kağıtaspor maçını değerlendirelim istersen. Kağıtaspor maçını değerlendirirsek çünkü onu hiç konuşmadık. Hafta içi oynanan bir müsabakaydı. Kağıtta maçı değerli izleyiciler. Elazığspor'umuz Sancaktepe'yi mağlup ettikten sonra kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Kağıtaspor karşısına çıktı. Deplasmandaydı. Zorlu bir maçtı. Aslında o maçı da çok yayınlamak istedik ama müsaade edilmedi. Yayın yeri olmadığından dolayı. Elazığspor'umuz maçın başında Mesut Saray'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ve o 1-0'lık skoru maçın sonuna kadar korudu. Tabii maç sonunda istenmeyen olaylar vardı. Ve nihayetinde de bu olayların sonucunda hakem, gözlemci ve temsilci raporları doğrultusunda Kağıtaspor Kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Hem kötü ve çirkin tezahürattan hem de saha içi olaylarından dolayı Kağıtaspor Kulübü muhtemel bir ceza alacak. Tıpkı Elazığspor'un aldığı cezaya benzer cezaları alacak. Salı günü veya Perşembe günü PFDK kararlarının açıklanması bekleniyor. Normalde Perşembe günü açıklanması gerekiyor ama bilemiyorum belki erken de toplantı yapıp karar verilebilir. Onu da sizlerle paylaşırız haber bültenimizde. Hocam Kağıtta maçı önemliydi bizim açımızdan. Kağıtta'yı yenince de peş peşe gelen ikinci galibiyet ve ilk defa olan da bir deplasman galibiyeti oldu. Evet. Neler söylersin hocam Kağıtta maçı ile ilgili? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Tabii Kağıtta maçı da önemli. Ondan önceki Sancaktepe evet. Maçı da önemli. İşte bu hafta oynayacağımız Nevşehir Spor, sonra oynayacağımız işte Formül Erbaa Spor, ondan sonra deplasmanda oynayacağımız Hendek Spor, bütün maçlar önemli. Ama bunların içerisinde bence en önemlisi Coşkun abi Sancaktepe maçıydı. Niye? Şimdi iki açıdan önemliydi. Birincisi Sancaktepe biliyorsun ligde artık düşmeyi garantilemiş, düşmesi kesinleşmiş ve rahat bir takım. Evet. Sancaktepe karşısında alınacak bir ters sonuç bizim için Kağıtta maçını belki de bir formalite maçına dönüştürebilirdi. Doğru. Şimdi düşünün biz Sancaktepe'yi yenilseydik ya da berabere kalsaydık aradaki puan farkını düşündüğünüz zaman Kağıtta maçında alacağımız bir puan bile işimize yaramayacaktı ve belki de biz Sancaktepe'yi yenemeyen yani ligden düşmesi kesinleşmiş bir takımı yenemeyen bir takım olarak belki Kağıtta'dan puan da çıkaramayacaktık. Evet. O motivasyon eksikliğiyle. Onun için bana göre Sancaktepe maçı en az Kağıtta maçı kadar önemliydi. Orayı kayıpsız geçtik. Bu tabii kayıpsız geçince bu sefer Kağıtta maçı hedef maç oldu. Şimdi rakip deplasmanda kazanmış. Beklenmedik. Nevşehir'i yenmiş. Hem de beklenmedik bir sonuçla dönüyor. Yani ligin ikinci sırasındaki bir takımı ligin en altlarındaki bir takım gidip deplasmanda 2-0 yeniyor. Böyle olunca hani şimdi bizim Kağıtta Spor maçını kazanmaktan başka çaremiz yoktu. Evet. Ha, tabii doğrusunu söylemek gerekirse maç öncesi ibre biraz... Hocam görüntüye gelen olaylar... Olaylar tabii. Maç sonu bunlar. Maç sonundaki Kağıtta'daki, Kağıtta Spor evet. Elazığ maçından sonraki olaylar. Ya bu, tabii burada biraz hazımsızlık var. İster evet. istemez hani kaybedilmiş bir maç var içeride Kağıtta için. Bir de rakip Elazığ Spor. Tabii ki altın değerinde 3 puanı kaybetmiş Kağıtta. Bakın Elazığspor da kazanmış. Evet, şurada işaretlenen bölümde evet. futbolcularımıza ve ekibimize evet. saldıran insanlar. Yani sevgili hakemler belki çok hedefte değildi ama daha çok bizim oyuncularımıza yönelik bir saldırı girişimi var orada. Yani onun oyun seyirci mi o
ya da başka bir isim yani olduğunu da belirsin. Belki Kağıt Aspor yönetiminden biri olabilir. Teknik ekipten birisi olabilir. Olabilir. Veyahut da taraftar gruplarından birisi olabilir Kağıt Aspor adına. Evet. Bu çirkin şeyler bunlar. Yani sahaya atlayıp da böyle hakemlere gördüğüm kadarıyla çok fazla bir şey yok. Ama çok kötü bir hakem olduğunu biz maç öncesinde duyumu almıştık. Evet. Onu da değerli ilimizin yöneticileriyle paylaştım ben özellikle özelden. Çünkü dedik ki Elazığspor Kağıt'ta bir hakem faciasına kurban gitmesin. Öyle bir duyum aldık. Ama maçın başında attığımız golü hakem telafi etme adına Kağıtspor lehine çok yanlı davrandığını biliyoruz. Ama sağ olsun futbolcu kardeşlerimiz o fedakarca özellikle iyi savunma yaparak takımlarının galip gelmesini sağladılar. Hepsini tebrik ediyoruz, teknik heyeti ve futbolcularımızı. İşte şu hadiseler tabii ki hani TFF'nin, PFDK'nın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun çifte standart uygulamamasını görmek adına ben çok merak ediyorum. Yani birkaç gün içerisinde karar verilecek tabii, zaten. Verilecek cezayı çok merak ediyorum. Yani bizim Elazığspor maçında da buna benzer hadiseler oldu tabii ki. Yani biz inkar da etmiyoruz. Cezamızı da aldık. Yani 35 bin liraya yakın bir para hem cezası. Hem para cezası hem seyircisiz oynama cezası. Tabii. Bu haftaki maçla birlikte yani pazar günü oynayacağımız maçla birlikte ceza bitiyor. Seyirci cezası bitiyor. İnşallah bundan sonra seyircilerimiz daha bilinçli, daha takımlarına yarar sağlayacak ve daha henüz geride oynayacağımız çok maçımız var. Tabii 8 seyirciye maç var. Çok ihtiyacımızın olacağı, baskı kurabileceğimiz bir ortamın olması lazım. Yani şu görüntüler aslında tam böyle ligin sonuna yaklaşmışken ve her puanın altın değerinde olduğu bir süreçte şu görüntüler aslında bizim taraftarlarımıza da bir şey olsun. Yani tabii örnek ki olsun. Bakın işte bu Kağıtspor muhtemelen sağa kapatma alacak veya seyircisiz oynama cezası alacak. İşte para cezası alacak. O saldıran kişi kimse muhtemelen hak mahrumiyeti bakın, alacak. Sevgili Gürkan Mülayim montajını yaparken evet, kırmızı daire içerisine aldı ki tam net belli etsin o saldırganın. Dolayısıyla yani orada tespit edilmiştir zaten o gözlemci yazmıştır onu hakem heyeti. Ya orada elini kolunu sallayarak gidiyor ama orada müdahale edilmiyor nedense. O oyuncunun mu artık bilemiyorum kim olduğunu. Şimdi bunlar hani bir hafta önce kazanmış olmanın rahatlığıyla maça çıktılar ve Elazığspor'un da ligdeki konumu itibariyle hani herhalde oradan puan çıkaramayacaklarına odaklandılar ki bu sonuç biraz hazımsızlığa yol açtı Kağıt'ta cephesinde. Tabii burada acı olan yani küçümsemiyorum rakip sonuçta eğer bu gruba düşmüşseniz, 3. liglere düşmüşseniz Kağıt'larla şunlarla bunlarla oynayacaksınız. Bunu kabulleneceksiniz. Hocam seninle birlikte programa girmeden evet, kalan maçları çıkartırken bilgisayardan yani birçok takımın başında veya sonunda belediye ibaresi var. Belediye ibaresi var. Semt takımları, takımları küçümsemiyoruz ama yani cami olarak karşılaştırdığımızda. Nevşehir Belediye var, Kütahya var, Arnavutköy var. Yani işte burada notlarımız arasında o kadar var ki. Fatsa Belediye var hocam. Doğru, Bergama Belediye var. Bursa Yıldırım Spor var. İşte evet. Bunlar Çatalca. Yani bunlar burada ilçe takımları. Köklü iki kulüp var hocam. Benim bildiğim, gördüğüm kadarıyla. Onu da birazdan konuşuruz. Birisi Elazığspor başta olmak üzere. Birisi de Batman Petrolspor. Batman Petrolspor tabii yıllardır köklü bir kulüp. Yıllardır alt tabii liglerde yani orijinal, oynuyor ama orijinal Batman Petrolspor. Belli bir futbol kültürü olan, belli bir futbol imajı olan bir takım sonuçta hani çok evet üst liglere çıkmadı ama ki bu sene şampiyon olup çıkıyorlar. Onları da tebrik muhtemelen edelim. Muhtemelen çıkıyorlar evet. Evet tebrik edelim. Şimdi şunu söylemek lazım. Kağıt'ta maçında alınan 3 puan hakikaten Sancaktepe maçında alınan 3 puanı daha bir anlamlı kıldı. Yani biz aslında Kağıt'tan bence 3 puan almadık, 6 puan aldık. Hatta Karaman ve Hendek Spor maçlarının, Hendek Spor takımlarının kaybettiklerini düşünecek olursak biz 9-10 puan birden aldık. Tabii, İşin tabii gerçeği bu. Öyle doğru. Ha. Ama yani dediğim gibi 2 puan işte, daha yaklaşmış olduk tabii, rakiplere. Tabii Karaman mağlup oldu. Hendek berabere kaldı. Kağıt'ı biz yendik. Böyle düşündüğünüz zaman yani biz şey de yenildi. Diğer o Ankara takımı Başkent Gözler miydi? Onu da düşündüğün zaman bayağı bizim aldığımız puan 3 puanın çok çok ötesinde. Çok kritik bir maçtı ama
işte futbolcularımız, teknik heyetimiz, Alaaddin Hoca, oyuncular gerçekten o zorlu sahada bileklerin hakkıyla, emeklerinin, alın terinlerinin sonucu olarak güzel bir sonuçla dönüyorlar ve bu şehrin işte umutlanmasına, yeniden ligin bir anlamda bizim açımızdan yeniden başlamasına vesile oldular. Hem Alaaddin Hoca'yı hem futbolcularımızı yürekten kutluyorum. Tabii oraya giden ve takım için gerçekten bir motivasyon sağlayan, bana göre belediye başkanımız Şahin Şerifoğulları Bey'i de burada tebrik etmek lazım. Yani o takımı orada yalnız bırakmamak adına orada bulunması bence sahadaki futbolcularımız için önemliydi. Bu açıdan baktığımız zaman lig bir anlamda bizim için yeniden başlıyor. Yani eğer Sancaktepe Spor maçında bir puan kaybı olsaydı ben Kahta maçından da kolay kolay puan çıkarabileceğimizi düşünmüyordum. Çünkü artık futbolcu insan, yani bunlar bir motivasyonlarını kaybettikleri zaman ya da o hedef, o duygusal kopuş olduğu zaman toparlamak zordur. Burada Alaaddin Hoca'ya çok büyük iş düşüyor hakikaten. Sağ olsun, o da büyük emek veriyor. Riskli bir dönemde, kendi açısından da riskli bir görevi üstlendi ama sonuna kadar götüreceklerinden eminim. Bu açıdan Kahta Spor maçında alınan 3 puanda emeği geçen herkesi kutluyorum. Tabii bu saatten sonra hani futbolun kalitesi ya da işte atılan gol, şunlar bunlar, kimin attığı hiç de önemli değil. Önemli olan burada takımın oradan getireceği puan, deplasmanlardan getireceği puanlar, puan ya da puanlar, içeride toplayacağı puan. Bu saatten sonra bizim için en önemli şey bu. Şimdi bizim Kahta Spor'u yenmemiz tabii diğer takımlar açısından da göz korkutucu bir anlamda bir gelişme oldu. Çünkü onlar bir sevgili Ömer, sana birkaç tane fotoğraftan bir video attım. Onları da bir hazırlarsan, Kahta maçı sonrasındaki görüntüler onlar. Tabii belediye başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'na ayrı bir teşekkür etmek lazım hocam. Niye? Evet. Orada olması önemliydi. Yani 12 civarlarında Elazığ'daydı. Maç 2'de evet. Başlayacak. Arabasına bindi, maça da yetişti Şahin Başkan. Tabii Şahin Başkan'ın gitmesiyle, ki gitmesi Elazığspor'a sahiplenmesi adına önemli bir sorumluluk oldu aslında. Orada şeref tribününün en önünde Elazığ Belediye Başkanı olarak ben buradayım, Elazığspor'un yanındayım. Elazığspor'u kimseye yedirmeyiz gibilerinden bir duruşla. Ya bir mesaj vardı orada tabii ki. Tabii ki. Orada bir mesaj vardı. Yani ben mesela özel dedim ya biraz önce, hakemlerle ilgili ilin yöneticilerine durumu anlattım. Şahin Başkan'a bizzat ben konuyu anlattım. Hakemlerle ilgili başkanım duyum aldık. Bilginiz olsun böyle böyle. Sağ olsun Sayın Başkanım zaten niyetlenmişti gitmeye. Gitti, orada sahip çıktı Elazığspor'a. Galibiyetinde getirmiş olduğu moralle soyunma odasına gitti. Orada özel prim vereceğini söyledi. Şimdi mesela o konuşma, eğer arkadaşlarımız hazırlarsa o videoyu, direkt onun yayınlarız, bir kez daha yayınlayalım. Ve belediye başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'nın içerideyken futbolculara rakamı siz söyleyin gibi, yani açık bir çek derler ya, açık çek verir gibi, ben primleriniz benden diye o sözü vermiş oldu. Ödendi ve ödenecektir sonuçta maça kadar. Ama hepsinden önemlisi işte o kenetlenmeyi, o birlikteliği, orada yaşanmış olduğumuz sıkıntılara rağmen. Fotoğrafta görüyoruz zaten. Evet. Yani işte şu görüntüler ekranlara geliyor. Hakikaten belediye başkanımızın da içerisinde olduğu fotoğraflar, maç sonrasında çok güzel görüntüler. Orada maça giden herkesin de soyunma odasında olduğu bir ortam. Vallahi bizi ligde tutacak fotoğraf bu. Yani şu motivasyon, şu kenetlenmişlik. Evet. Sahiplenmiş. Alaaddin Hoca'nın Mesut'la kenetlenmesi, başkanımızın işte ortada futbolcuların arasında onları yüreklendirici, motive edici sözleri, futbolcuların beden diline bakarsan hani tabii, hepsi tabii. Mutlulukları çok net bir şekilde belli. Bu yani şimdi bizi bu saatten sonra iyi futbol şu bu değil, direkt alacağımız sonuçlar. Evet. Ligde tutacak. Burada da işte Şahin Bey gibi, sadece Şahin Başkan değil, bence artık bundan sonra herkesin, ticaret odasının, sayın valimizin, kamu kurumlarının, yöneticilerinin, derneklerin, işte sivil toplum örgütlerinin bütünüyle artık bu saatten sonra kenetlenmesi ve şeyde olması lazım.
tribünde olması lazım. Bu birliktelik bizi ligde tutar. Kalan 8 maçta. Çünkü futbol öyle bir şey ki Coşkun abi sen de oynadın işte. Şimdi futbol çok ilginç bir oyun. Bazen çok iyi bir kadro kurarsınız. Tutmaz. Örnek Beşiktaş. Evet. Yani ne yapar? Kurduğu kadroya bakıyorsun değil mi? Yani açık ara şampiyon olacakmış gibi bir hava vardı şeyde sezon başı. Bugün işte ligde 5. 6. sıralarda. Bazen de vasat bir takım kurarsınız. O bizim Erol Tok Hoca'nın zamanında hani Hayrettin Başkan'ın zamanında çok tabii isimli değillerdi ama yürekli yani böyle bir yere. Mehmet Altıparmak orada değil mi? İsimliydi. Bülent Bal vardı. Öbürleri böyle asker diye tabir tabii, ettiğimiz tabii. Hakikaten yani belli bir futbol disiplini içinde. Komutan Mehmet Altıparmak'tı. Tabii. Diğerleri askerdi. Yani düşün. Ama çok disiplinli bir hocamız vardı Erol Hoca. Evet, değil mi? Evet. Çok işini iyi yapan bir kulüp başkanımız vardı. Öyleydi. Ne oldu? Başarıya götürdü. Evet. Bu şimdi bu saatten sonra yani bizim için olabilecek şey şu. Sezon başında yapılan hatalar, transfer tahtasının geç açılması bunlar bizim açımıza aslında birer handikap. Evet. Yani daha önceden açılabilseydi bu tahta veya daha geniş bir oyuncu havuzu oluşturulabilseydi belki bu noktalara da gelmezdik ama şimdi bunu konuşmam hocam, da anlamı yok. Hocam bu saatten neye sonra benziyor biliyor musun? Şimdi pazarlarından örnek vereyim. Sen şimdi diyorsun da erken açılsaydı hani sen pazarlarına gidiyorsun sabah erkenden işte domatesin fiyatı bu kadar, patatesin evet, fiyatı bu kadar, öbürü bu kadar. Ama bir de tam pazar kapanacağı zaman gidiyorsun bakıyorsun fiyatlar yarı yarıya düşmüş tabii ya. İşte Elazığspor'un Ürün fiyat. Şimdi Elazığspor'un o transfer yasağını hani diyorsun ya erken açılsaydı o sabahki fiyattan tabii ödemek daha alternatifli kaldı. Olurdu. Daha yani seçeneğimiz bol son olurdu. Son dakika gibi oldu tabii. Bu. Biraz da daha tasarruflu oldu. Bilmiyorum veteranımız videomuz hazır mı sevgili Ömer? O maç sonunda Kağıtspor maçının galibiyetinin ardından birazdan mı? Onu hazırlarsan bana iletirsen bir anonsunu yapayım. Yayınlayalım bunu. Şimdi yani şöyle düşünelim. Rakiplerimiz açısından da düşünelim. Şimdi çoğu takım doğrusu Elazığspor'un artık Sancaktepe ile birlikte küme düşeceğini düşünüyordu çoğu takım. Evet. Ara transferin açılması, Elazığspor'un biraz daha alternatifli bir kadro kurması her ne kadar henüz futbolcularımız istediğimiz form düzeyine gelmemiş olsalar bile hani daha alternatifli ve daha deneyimli oyunculardan kurulu bir kadro yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Tabii burada Alaaddin Hoca'nın da emeği çok, Başkan Serkan Çayır'ın da emeği çok, belediye başkanımızın işte transfer tahtasının açılmasındaki gayretlerinin payı büyük. Bu açıdan baktığımız zaman şimdi rakipler de bir anlamda bocalama dönemine girdiler. Çünkü Elazığspor gibi bir takım alttan 2 hafta üst üste 6 puan aldı. Evet. Ve yavaş yavaş yukarıya doğru tırmanmanın işaretlerini veriyor. Hocam bir dipnotu da söyleyelim. Yani gençlerin de hakkını teslim etmek adına Elazığspor'daki o altyapıdan gelen gençler tabii, var. Tabii, niye? O çocuklar da niye hocam? Gelene. Biz Kağıtspor'u Kağıt'a da yendik ama Elazığ'da da o genç oyuncularımızla yendik. Tabii 1-0. Ki. Tabii hocam, ki. Tabii öyle ki. De düşünelim. 2-0'du değil mi galiba? Yok 1-0. 1-0 mıydı? Yani şöyle ikili avarajda doğru. Biz Kağıtspor'un üstüne geçtik. Üstüne geçtik. Tabii. Elazığ'da, bir puan da o sayılır. Tabii. Yani bir puan Elazığ'daki maçta da 1-0 mağlup ettik. Gençlerin tamamen gençlerin oynadığı yani transfer yasağının kapalı olduğu dönemde 1-0 Kağıtspor'da mağlup etmiştik. Bu defa da yeni oyuncularımızla da 1-0 mağlup ettik. Yani o gençlerin de hakkını o gün için elbette teslim edelim. Elazığspor'a 3 puan kazandırdılar. Tabii ki o yani her puanın önemi büyük. Evet. Fakat şey açısından baktığımız zaman hani rakipler açısından baktığımız zaman Elazığspor'un 2 haftada 6 puan alması onlar açısından çok beklenen bir şey değildi. Tabii. Yani onlar Elazığspor'un bir anlamda işte yavaş yavaş birkaç hafta sonra ligden kopacağını hesap ediyorlardı. Ama işte hep ne kadar eleştirirsek eleştirelim sonuçta Elazığspor'un bir adı var. Biraz sonra belki Elazığspor nasıl kurtulur rakiplerin kalan maçlarında da buna değiniriz. Elazığspor'un sonuçta bir adı var. Bir marka değeri var, bir forma değeri var, bir birikimi var, bir background'u var, geçmişi var. Yani bir Kağıtspor'la bir bilmem Başkent Gözler takımı, Hendek. Yani bunlarla kıyaslanmayacak ölçüde ileride bir takım Elazığspor. Tabii. Ama işte kötü yönetim tarzının getirdiği nokta burası
Ve biz bugün Kahta'yla işte göz gözlerle bilmem diğer takımlarla Çatalca'yla şu küçümsemiyorum ama yani bizimle denk olmayan takımlarla ligde kalmanın hesaplarını yapıyoruz. Ben hep diyorum, bu iş buraya gelmemeliydi. Ben hep diyorum otobüs firmaları gibi önüne arkasına ekler alan. Öz, hakiki. Değil mi? Yani. Bakıyorsunuz bir otobüs firması ortağıyla ayrılıyor. Başka bir türlü isim koyuyor. Öz koyuyor. Hakiki koyuyor dediğim gerçek. Gibi. Gerçek diyor. Bu şekilde. Evet. İşte gerçek olan Elazığ aslında orada baktığımız zaman. Bu haftanın hani ligde kalma mücadelesi veren takımlar içerisinde en karlısı Elazığspor oldu. Karaman yenildi. Göz gözler yenildi. Kahta'yı biz yendik. Hendek berabere kaldı. Yani bütün bunları topladığımız zaman biz 8-10 puan bir anda aldık gibi bir şey oldu Coşkun abi. Onun için Ömer hazırladı mı ne yaptı arkadaşlar bir? Evet. İkinci bölüm. Ay bu bölümde olsaydı bitirdik Kahta konuşmazdık. İkinci bölümde başka konuşalım diye. Evet, o şekilde de aslında girebilirdik ama. Şimdi tabii hocam ikinci bölümde belki rakiplerle ilgili Elazığ sporumuzun ve diğer rakiplerin maçlarıyla ilgili herkesi farklı başlıklarla değerlendirirsek daha anlamı ortaya çıkar Elazığspor'un şansı adına. Zor bir süreç yani çok. Elazığspor'un mesela son 5 haftada ki maçı bence çok zorlu maçlar. Şimdi bilmiyorum senin olduğun programda da mı söylemiştim ya da belki sen bir ay önce geldiğin için maçlar henüz oynanmamıştı ama Sancaktepe maçıyla başlaması gereken bir 5 haftalık periyotta Elazığspor'un kayıpsız geçmesini ben köşe yazımda da Turan gazetesinde belirtmiştim. Sancaktepe, Kahta, Nevşehir, Erbaa ve Hendek. Hendek. Dedim ki özellikle Kahta ve sonki 5. maç olan Hendek maçlarını kayıpsız kapatmamız lazım. Şimdi gelinen süreçte zaten Sancaktepe'yi yenmiş gibi kabullenmiştik yeneceğimizi. Kahta bir final maçı. Akabinde Nevşehir ve içeride Erbaa. Hani içeride oynuyoruz ama sakın ola ki kimse bunu kolaymış gibi algılamazsın. Öyle değil mi hocam? Biz içeride çok maçlar kaybettik. Yani tabii ki. Ama şöyle de düşünmek lazım Coşkun abi. Yani bu işin bir şey tarafı var. Bir pozitif tarafı var. Bir negatif tarafı var. Şöyle ki mesela ben Hazır mıymış? Hocam ilk bölüm bitirmeden hemen Kahta Spor maçı sonrasında belediye başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'nın soyunma odasına girerek futbolcularımızla o sevinci paylaştığı videomuzu ve teremizi şimdi ekranlarınıza getirelim değerli izleyiciler. TFF 3. Lig 1. grubun 26. haftasında oynanan ve temsilcimiz Elazığspor'un galibiyetiyle sonuçlanan Kahta 0-2 Spor Elazığspor maçı sonrası olaylar çıktı. Mağlubiyeti birazdan Sayın Başkanımızın soyunma odasındaki konuşmasını arkadaşlarımız ikinci bölümü hazırladılar. Yetiştiremediler. Değerli izleyici, ikinci bölümde sizlerle birlikte olacağız. Bitiriyoruz değil mi arkadaşlar ilk bölümü? Değerli izleyiciler, birinci bölümümüzü bitiriyoruz. İkinci bölümde Ahmet Hocam'la hem kalan maçları değerlendirme adına hem de Elazığ sporumuzun Nevşehir'le oynayacağı önemli maç için ki çünkü Nevşehir hoca değişikliğine gitti. Eski Beşiktaşlı Yusuf orada hocalık yapıyordu. Akabinde de Cüneyt Hoca'yı tekrar göreve getirdiler. Tecrübeli bir hoca. Onlar da yaralı aslan gibi belki bizimle 3 puan için mücadele edecekler. Çok zevkli, çekişmeli bir maç olacağını tahmin ediyoruz. O maç üzerine de daha odaklanıp konuşacağız. Kısa bir reklam arasının ardından. Değerli izleyiciler, maraton ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız. İlk bölümde Ahmet Kızılkaya hocamızla birlikte
Elazığ sporumuzun özellikle SMS kampanyası ile ilgili, kahta maçı ile ilgili düşüncelerini Ahmet hocamla sizlere aktarmaya çalıştık. Tabii kahta maçı önemli diye belirttik. O önemli kahta maçı sonrasında yaşanan nahoş hadiseler vardı ki oradan da Kağıthaspor'u muhtemelen bir ceza alacağını da söylemiş olduk. Tabii maç içerisinde yaşananlar bir nebze olsun belki Elazığ Spor'un geçmişte birkaç hafta önce yaşamış olduğu cezalarla ilgili Kağıthaspor'un alacağı cezayı da merak ederek buradan seslenmek istiyorum Türkiye Futbol Federasyonu'na. Adaletli, adil bir ceza anlamında bizim burada yaşadıklarımız neyse onların da orada yaşadıkları hemen hemen benzeridir. Yani burada diyelim ki bir hakeme fiili saldırı olduysa orada da futbolcumuza tabii bir fiili saldırı olmuştur. Dolayısıyla benzer özellikleri olan her iki karşılaşmanın bir kıyaslamasını da ceza anlamında inşallah salı günü, yarın veya perşembe günü görmüş olacağız. Tabii maçla ilgili önemli bir konuyu da az önce belirtmiştim. Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'nın maça giderek Elazığspor'u zorlu süreçte yalnız bırakmamasıydı. Maç sonunda da Şahin Başkan'ın sevinci vardı. Futbolculara hitaben bir konuşması vardı. Şimdi o maç sonundaki veteranımızı bir ekranlarınıza getirelim. Soyunma odasında yaşanmıştı. O coşkuyu bir kez daha sizlerle paylaşalım. Allah razı olsun. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Biz ilk gün de sizin yanınızdaydık. Bugün de sizin yanınızdayız. Yarın da sizin yanınızdayız. Bu bir başlangıç. İnşallah bundan sonraki maçlarda da hep bu şekilde yüreğinizi ortaya koyarak terinizin son damlasına kadar mücadele edeceksiniz. Elazığ'ın umudu da sizlersiniz. Geleceği de sizlersiniz. Hayali de sizlersiniz. Ben ağzınızdan çıkacak her kelime benim başımla gözüm üstüne. Primleriniz benden fazlasıyla. Adamsın be başkanım. Evet, bu görüntüyle birlikte Kağıthaspor maçına nokta koyalım. Değil mi Ahmet hocam? Bence çünkü de. Geleceğe bakalım artık. Geleceğe bakalım. Gelecekle ilgili neler oradan var? Oradan 3 puanı getirdik. Belediye başkanımız da sağ olsun orada maç öncesi ve maç sonrası orada bulunmasıyla önemli bir motivasyon sağladı oyuncularımıza. Evet, şimdi hocam bu süreci bundan sonra da devam etmesi gerekiyor. Evet, Elazığspor'un kalan maçlarını bir değerlendirelim Ahmet hocam. Sadece Elazığspor'un evet. Rakiplerin tabii. Önce sevgili Ömer'den Elazığspor'un kalan maçlarını ekrana getirerek bizi alabilir ekrandan. Oradan bir kalan maçları bir değerlendirmiş olalım. Çünkü Elazığspor'umuzun hakikaten birbirinden önemli maçları var. O önemli maçlar içerisinde bu hafta oynayacağımız Nevşehir maçı hocam şu anda ekranlara geliyor. Evet. Nevşehir ve Erbaa'yla içeride oynayacağız değerli izleyiciler. Ve sonrasında Hendekspor'a gideceğiz deplasmanda. Hendekspor da tabii bizim rakiplerimizden birisi. En önemli rakiplerimizden birisi. Dolayısıyla 3-3-3 yapıp şu Hendek'e gittikten sonra değil mi hocam? Yani evet. Önemli bir o aradaki farkı da kapatmış oluruz Ahmet hocam. Hemen senden bir şu anda ilk maçların Elazığspor'un oynayacağı maçlar ekranındayken bir değerlendirirsen neler söylemek istersin hocam? Şimdi ben aslında şöyle düşünüyorum. Tabii seri yapmak için, seri galibiyetlere başlamak için aslında tam da elverişli bir ortam. Niye? Şöyle düşünüyorum Coşkun abi. Şimdi bana göre Sancaktepe ve Kahta maçları Nevşehir Spor ve Erbaa Spor maçlarından daha zordu. Niye diyeceksin? Çünkü şimdi Sancaktepe ligden düşmesi kesinleşmiş, rahat oynayan, rakip takımlar için sorun çıkarabilecek. Yani deyim yerindeyse serseri mayın gibi nerede ne yapacağı belli olmayan bir takım. Evet. Dolayısıyla bu tür takımlar bazen hani futbolcular da bazen böyle sıralamada aşağılardaki takımları çok kale almazlar, dikkate almazlar ve motivasyon eksikliği olur. Bu tip takımlar zaman zaman sorun da çıkarabilir. Ama şimdi Elazığspor'un önünde bir avantajlı durum var rakiplere göre. O da şu, Sancaktepe ve Kahta maçından alınan 3 puan, 3'er puan, 6 puan bizi yukarıya doğru yaklaştırdı. Ve içeride 2 hafta
üst üste oynayacağımız playoff'un içerisindeki iki takımı oynayacağız. İki takım ama şöyle, yani Nevşehir Spor da Erbaa Spor da alttaki takımlara, kendilerinin altındaki takımlara bakınca playoff'a kalmaları hemen hemen garanti demeyelim ama futbolda garanti olmaz. Çok rahat bir şekilde playoff'a kalacak potansiyelde takımlar. İkisinde de Erbaa Spor değil ama Nevşehir Spor'da birkaç haftadır kötü giden son iki hafta özellikle, evet, hocam. Durum vardı. Orada da senin dediğin gibi hoca değişikliğine gittiler. Şimdi burada Nevşehir Spor içeride kazanabileceğimiz bir maç bana göre. Sıralamaya baktığımız zaman evet zor. Tabii ki zor. Ama şöyle, yani siz sonuçta Elazspor olarak hani mazinizi hatırlarsanız, hani demişti ya mazini yaşat. Evet. Hani mazimizi futbolcularımız hatırlarlarsa, taraftar, kamuoyu hatırlarsa Nevşehir Spor maçını içeride sırf bu motivasyonla bile Elazspor kazanabilir. Geçmiş iki maçın motivasyonuyla birleşince. Evet. Hani aldınız 6 puanı, rakipler puan kaybetti, yukarıya biraz daha yaklaştınız. Nevşehir Spor, kötü giden bir Nevşehir Spor var. İçeride kazanabilirsiniz. Erbaa Spor bir sonraki maç. Onu da kazanmak muhtemel diye düşünüyorum ben. Tabii futbolda sahada kazanılır maç. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ama yani eğer bu noktaya gelmişseniz Nevşehir Spor'u da Erbaa Spor'u da geçmek zorundasınız ki asıl hedef maç olan Hendek Spor maçına rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Yani bir anlamda Elazığ Spor, Sancaktepe, Kahta, Nevşehir, Erbaa ve Hendek maçlarından yüksek puanlarla çıkarsa 6 puanın üzerine buradan alacağı Nevşehir ve Erbaa Spor maçından alacağı 6 puan da eklerse bence Hendek Spor maçına çok rahat ve yüksek motivasyonla gidecek ki bir anlamda bizim ligde kalmamızı sağlayacak maçlar bunlar. Evet. Ha, peki sorun olabilir mi bizim açımızdan? Şimdi tabii ki sonuçta Nevşehir Spor'da, Erbaa Spor'da ligdeki konumları itibariyle Batman Petrospor'un hemen altında yukarıyı zorlayan takımlar. Şimdi nerede ne olacağı belli olmaz. Sonra Türk Futbolu'nun bir gerçeği var. Tırnak içinde söylüyorum. Hani hangi takım için oynayacağı da burada gündeme gelmeli. Benim zaten en korktuğum şey, hani yine tırnak içinde söylüyorum, sürpriz puanlar. Yani hiç olmadık takımlar, olmadık yerlerden olmadık puanlar çıkarabilirler. Evet. Şimdi bizim burada evet içeride oynuyoruz Nevşehir Spor'la ama Erbaa Spor'la ama şimdi Nevşehir Spor yukarılarda kalmak için, Erbaa Spor da aynı şekilde mutlaka iddialı oynayacaktır. Bunun Hendek yanında, de gene aynı şekilde. Hendek Spor kendisi için oynayacak. Rakibini yenmek için ama Hendek Spor şeyini ben biraz takip ediyorum, kulübünü. Sakarya Kulübü biliyorsun. Evet. Sakarya aslında bir futbol kenti. Altyapı olarak da Karadeniz ağırlıklı gençlerden oluşan bir futbol kültürü var. Fakat şöyle bir şey var. Hendek Spor'da işler iyi gitmiyor pek. Hatta orada Sakarya Spor cephesi de biraz Hendek Spor'u takip ediyor. Oradaki medya kuruluşlarını takip ettiğimiz zaman Hendek Spor'un bu gidişle lider kalmasının mucize olduğunu, evet, çok zor olduğunu. Çünkü hem futbol kalitesi açısından hem sevgili Ömer, bir Hendek Spor'un maçlarını bir ekranlara, evet, getirelim. Hendek Spor'un hocam son 4 maçı çok zor bir kere. Yani işte Kahta Spor'la bu hafta içeride oynayacaklar. Onlar için de bir anlamda kader maçı. Hatta bizim maçımızdan, hatta son 4 de demeyelim, son 5 diyelim. Mesela Erbaa'yı da katalım, Erbaa tabii, maçını. Tabii bak, son 5'e bakar mısın hocam? Şimdi Kahta ile içeride oynayacak çok zor bir maç. Yani kıran kırana bir Nevşehir maç olacak. Nevşehir de öyle. Nevşehir deplasmanına gidecek. Tabii ligde üst sıralardaki Nevşehir Spor kolay bir rakip değil. Bizimle oynayacak, Erbaa Spor'la oynayacak. Batman Petrol deplasmanına gidecek. Yani burada hani neyin ne olacağını bilemeyiz ama Hendek Spor'un hakikaten... Şu anda fikstürün en zor olduğu takımlardan birisi Elazspor'un da zor aslında hocam. Şimdi kolay değil Elazspor. Ben yani şöyle düşünüyorum Coşkun abi. Üstteki takımlarla son 5 hafta oynayacağız ya. Evet. Mesela dördüyle kesin de bir sonki takım değil. 4 takımla kesin oynuyor. Fatsa mıydı en son maçımız? Fatsa'yla içeride oynayacağız. Fatsa bir önceki vasat bir takım diyelim. Son işte bizim Batman Petrol'le başlayacak Belediye Kütahya, Arnavutköy ve Bursa Yıldırım maçları çok zorlu maç. Bakın bizim bu 4 maçımıza aynı Hendek'te şu anda Hendek'in son 4 haftasına bakın hocam. Evet. Batman Petrol Hendek Spor bizi takip ediyor zaten. Evet. Batman Petrol, Kütahya, Arnavutköy ve
Bursa, Yıldırım Spor. Şimdi bizim 5 maça kalan 5 maça baktığımızda, Hendek Spor'a baktığımızda bence Hendek Spor'un fikstürü çok daha zorlu. Niye? Çünkü biz Nevşehir ve Erbaa Spor'la içeride iki evet. rahat takımla içeride oynayacağız. Ne olacaksa Hendek maçında, Hendek Elazığspor maçında olacak. Ama Hendek Spor'a baktığımız zaman şimdi içerideki Kahta Spor maçı çok zor. Kıran kırana maç. Tabii. Nevşehir deplasmanına gidecek. İçeride Elazığspor bizimle oynayacak. Çok zor maç. Yani kolay maçı görünmüyor şu anda. Hendek. Batman Petrol deplasmanına gidecek. Erbaa deplasmanına gidecek. Şimdi şöyle. Hendek Spor açısından şu tehlike var. Yani Hendek Spor'da bir futbol kalitesi yok. Bir de Hendek Spor'un sanki motivasyonunu kaybetmiş gibi bir hali var. Bir evet. süredir bir takip ediyorum. Orada taraftarla takım arasında bir şey var. Yani böyle bir sıkıntı demeyeyim de bir umutsuzluğa yönelik bir hava söz konusu. Pes ediş gibi bir şey. Yani inan ki şöyle düşünüyorum. Ben Hendek Spor eğer Kahta Spor'a yenilirse zaten sonraki maçları da çok zor. Nevşehir ve Elazığspor. Bence Nevşehir Spor maçından sonra Hendek Spor pes edebilir. Ama işte dediğim gibi bu bizim açımızdan da Kahta Hendek maçının birinin lehine bitmesi çok iyi olmaz diye düşünüyorum. Bence Hendek ve Kahta maçları berabere biterse, bilmiyorum sen ne diyorsun ama Kahta hocam, bana göre Hendek Kahta maçı bence berabere bitmesi bizim için daha iyi olabilir. Yani Kahta Spor kazanmasın en azından, berabere bitsin ya da kazanacak birisi olursa bence Hendek Spor olsun. Çünkü hocam şimdi hani Sancaktepe'yi düşmüş gözüyle bakıyoruz. O düştü zaten. Göz gözlerin de abi. Göz gözle de öyle. Hani bizim de 21 puanlı ama göz gözlerin de aynı Hendek gibi böyle bir ligde kalma umudu sanki yok gibi. Bana göre iyi gitmiyorlar ben onlardan. Ben 3. takım da Hendek Spor'u görüyorum. Hendek Spor evet. Kahta'yla yani Sancaktepe ile Başkent Göz Gözler Akademi ile birlikte Hendek Spor'un da ben düşecek 3. takım olacağını tahmin ediyorum. Ha burada geriye kalıyor 4. takım. 4. takım. 4. takıma isim aranıyor. Yani bizim önümüzde 2 takım var. Elazığ Spor mu? Karaman mı? Kahta Spor mu? Karaman Belediyespor. Evet. Yani bu işte bu Elazığ Spor'da bu 2 takımdan birini evet geçmek zorunda. Elazığ Spor. Evet. Yani Karaman. Bizim hedef takımlarımız Karaman, Hendek şimdi ve Kahta. Bir de Karaman'ın maçını Ömer sana zahmet ekranlara getirelim sevgili Ömer. Karaman Spor, Karaman Belediyespor'un maçları. Hocam Karaman Belediyespor'un maçları da ekranlara geliyor. Aslında baktığımız zaman Karaman Belediyespor'un maçları nispeten kolay gibi görünüyor. Biraz daha kolay gibi görünüyor. Biraz evet. daha kolay hocam. Yani kolay da Bursa Yıldırım, Fatsa, Bergama, Başkent Göz Gözler değil mi? Evet. Artvin, Hopa, Osmaniye, Erbaa ve Kelkit Belediye maçları nispeten kolay gibi. Ancak 5 tane deplasmanı var hocam. Bakar mısınız orada ekranda? 5 deplasmanı var. 5 deplasman ve 3 tane de içeri maçı var. İçeri maçları işte Fatsa, Başkent Göz Gözler ve Formül Erbaa Spor. Evet. Bunlar nispeten kolay maçlar, içerideki maçları. Deplasmanda Bursa Yıldırım Spor, Bergama, Artvin Hopa Spor, Osmaniye Spor ve son maç Kelkit Belediye Spor var. Şimdi kağıt üzerinde baktığın zaman Karaman biraz bize göre daha avantajlı gibi gözüküyor. Evet. Ama onlar da öyle hani aman aman bir takım değil Coşkun abi. Yani kolay evet. maç kazanan bir takım da değil. Bakmayın biz gittik orada yenildik ama hani iyi olmadığımız bir gündü orada yenildiğimiz maç. Belki son iki haftadaki Elazığspor havasıyla gitseydik Karaman'a oradan puan çıkarmamız çok... Şimdi tabii Karaman yeni bir il. Yani değil evet, mi? Sonradan evet. il olmuş bir... Tabii Konya'nın ilçesiydi. Konya'nın ilçesiyken il oldu. Bir il takımı. Burada Hendek Spor'u, Kahta Spor'u kıyaslarsak Karaman'la il takımı biraz daha ligde kalma adına, tutunma adına daha bir gayretli olacak. Şimdi Karaman'ın maçlarını ben kolay olarak görüyorum biraz daha. Karaman'ın ligde kalacağını tahmin ediyorum. Bana sorarsan. O zaman bize Kahta Spor. Eğer Sancaktepe ve Başkent Göz Gözleri saymazsak iyi gitmeyen iki takım. Biz Kahta'yla Hendek'i altımıza almamız şimdi gerekiyor. Şimdi bir de Kahta Spor, burada Kahta Spor'un maçlarını sevgili Ömer ekranlara getirelim. Kahta Spor'un hocam
şimdi ekranlara gelecek, arkadaşlarımız getiriyor. Bence 5 maçı zor. Kahtaspor'un maçları da zor. Ama bir de... son 3 maçı kolay bak hocam. Bir bakar mısın? Son 3 evet. maçta Fatsa Belediye, Bergama Belediye, Başkent Üçü göz de içeride. Galiba yanlış yazılmadıysa eğer. Evet. Yanlış yazılmış yanlış olabilir, olabilir hemen ben. Çünkü 3 maç içeride olmaz. Olmaz bir tanesi. Belki... Ama şöyle Kahtaspor bu hafta bakalım. Onlar açısından da Hendekspor deplasmanı zor olacak. Ben onun için diyorum eğer senin dediğin gibi Karamanspor'un ligde kalacağını, kalabileceğini düşünüyorsak bence Hendekspor'la Kahtaspor'un puan kaybetmesi gerekiyor ki ikişer puan kaybetsinler. Hocam ki Bergama maçı dışarıda. Ona ben Bergama maçı dışarıda. İnternetten baktım burada yanlış yazılmış. Evet. Evet. Tamam o ama şöyle zaten son haftalara kadar da Coşkun abi bilmiyorum son haftaya kalır mı yani hocam ama... dışarıda da olsa son 3 maçı kolay gibi gözüküyor. Yenebileceği 3 takım. Yani yenebileceği 3 takım fakat işte futbol farklı bir oyun. Yani o gün kim sahada hangi amaç uğruna oynar, kim nasıl oynar, tabii kim ki. Hangi motivasyonla oynar biliyorsun. Yani ne olacağı belli değil. Burada bizim 2 tane hedef takımımız var. Bir tanesi Kahta, bir tanesi Hendekspor. Eğer bu iki takımı da biz geçebilirsek Karaman'ı hiç düşünmeden ligdeki konumumuzu sağlama alıp kalabiliriz ligde. İşte burada da en bizim için kritik 2 hafta bu hafta ve sonraki hafta. Yani şöyle düşün. Biz içeride 2 hafta içeride 6 puanla kapatırsak yani Nevşehir evet. ve Erbaa Ömer, maçlarını bu düşme hattındaki puan cetveli vardı. Onu getirelim ekranlara. 13. sırada 18'in sıraya kadar olan düşme hattı puan cetveli vardı. Hendekspor'la başlayan. Evet. Şimdi Hendekspor'un 27 puanı var. Evet hocam. Değil mi? Hendekspor'un 27. Karaman Belediye'nin yine 27. 27. 26 puanlı Kahta'nın var. Evet. 21 puanlı Elazığ Spor ve Başkent Gözgözler var hocam. Ondan sonra da Sancaktepe. Şimdi şu anda, evet. oradaki puanlar yanlış mı yazılmış acaba yoksa? Yok doğru. Doğru mu? Doğru hocam. Heh. Şimdi şöyle arada birer maçlık fark var. Yani şimdi bu hafta şöyle düşünürsek eğer Hendekspor'la Kahta Spor'u berabere düşünürsek 28'er puanda pardon. 28 eder, biri 27 eder. 28'e 27 olursa biz kazanırsak bir maçlık 24 fark kalıyor. Evet. Onu da içeride işte telafi edeceğimiz bir Formüler Bağ maçı var. Yani orada da yine iş bize düşüyor tabii. Kazanırsak bir anlamda başa baş durumda şey deplasmanına gideceğiz. Hendek deplasmanına gideceğiz. Bu durumda bizim için en önemli bence rakiplerin maçındansa hani biz kazanmadıktan sonra rakipler puan tabii kaybetse de önemli değil. Bence bizim bu iki maçtan ne yapıp sanırım seyircisiz oynayacağımız Nevşehir maçından sonra seyirci de olacak. Evet seyirciye dönecek. Seyircili maça dönecek. Şimdi Nevşehir maçını kazanırsak bence Erbaa maç. Yukarısı için yani yukarıya tırmanmak adına rakiplerin de telaşa düşeceği bir dönem başlayacak. Çünkü onlar da kendi aralarında oynayacaklar. Berabere kalmalarını ben onun için istiyorum. Yani şimdi bu hafta hocam mutlaka ikişer puan kaybedecek. Puan yakınlaşması olacak. Tabii ki. Yani Elazığ Spor'un inşallah yenerse rakiplerine puan yaklaşımı olacak. Çünkü burada oynanacak olan Hendekspor Kahta maçı değil mi? Evet. Final maçı. Onlar arasından öyle. Bizim için evet. de önemli bir maç. Ama bizim Hendek Kahta maçını dikkate alabilmemiz için önce bizim kazanmamız gerekiyor. Yani biz Nevşehir'i bir defa mutlak surette geçmemiz gerekiyor. Evet. Yani Nevşehir'i geçemezsek Allah korusun yani bir muhtemel puan kaybı ancak Hendek Kahta maçının berabere bitmesiyle belki tolere edilebilir. Hı hı. Hani biz berabere kaldık. Diyelim ki Hendek'le Kahta da berabere kaldı. Aradaki puan farkı korunmuş oluyor. Yani birisi puan farkını açmış olmuyor. Hani dedik ya hedef takım 2 tane. Karaman'ı saymıyoruz. Hendek'le Kahta'yı sayıyoruz. Evet. Hendek'le Kahta'nın bizden uzaklaşmaması lazım puan olarak. Yani Karaman yukarılara çıkabilir aslında maçlarına yani baktığımız zaman. Yani Karaman'ın da aslında Karaman da öyle çok ahım şahım bir takım değil. Yani sürpriz puanlar değil kaybedebilir. Maçları
diğer takımlara bize göre, biraz daha. Yani bize göre de kolay. Bize göre biraz daha. Yani burada Hendek'le Kahta'yı bizim hedef almamız lazım. Bana göre Hendek, mesela ben Kahtaspor'un bu hafta bilmiyorum ama gidip Hendek'i Hendek'te yenerse sürpriz olmayacağını söyleyebilirim. Ha, o zaman yenerse, yani 27 olursa, 29 olursa puanı, bizim Nevşehir'i mutlaka yenmemiz gerekiyor. Aslında Kahtaspor'la Hendekspor'un berabere kalması bizim açımızdan en iyi sonuç Coşkun abi. Evet. Yani ikisi de ikişer puan kaybeder. Biz Nevşehir'i geçersek arada tek maçlık bir fark kalıyor. Onu kapatabileceğimiz bir iç saha maçı daha var içeride. O da maçı. Formül Erbaspor maçı. Yani her şey aslında biraz bizim elimizde. Tabii bütün bu puan mücadelesinin yanında bir de futbolun psikolojik yanı var biliyorsun. Motivasyon boyutuna baktığımız zaman şimdi son iki haftada en avantajlı takım Elazığspor. Niye? 6 puan almış, yukarıya biraz yaklaşmış. Rakip Kahta evinde yenilmiş, ceza alması muhtemel. Evet. Hendekspor sürpriz puanlar kaybediyor. İyi futbol oynamıyor, içeride dışarıda puan kaybediyor ve bu hafta yine kendisi gibi işte ligde kalma mücadelesi veren Kahta ile oynayacak. Bu açıdan baktığımız zaman şu anda motivasyonu en yüksek takım biziz ama... Ömer, tekrar Elazığspor'un kalan maçlarını bir ekrana getir. Bu da genel, puan cetveli. Ama işte burada en önemli şey bizim maçı kazanmamız. Bizim kazanmamız. Ya biz Elazığspor'un kalan maçlarını bir getirelim ekrana. Evet, şu anda. Şimdi biz Nevşehirspor'u yenersek baktığımız zaman yani puan cetvelinde Nevşehirspor nerede? 4. sırada. Neredeyse yani playoff'a kalma garanti gibi bir şey. Evet, 47 hani puanı var. Tabii 47 puanı var Arnavutköy Belediye ile birlikte. Sonra yenilmeyen bir takım da değil. Çok gol yiyen bir takım. Nevşehirspor yani 34 tane gol yemiş. İyi de atıyor ama hocam. Yukarıdaki bir takım için evet gol atan ve gol yiyen bir golcü takım. Golcü bir takım. Doğru. Ama 7 mağlubiyeti var. Yani yenilmeyecek bir takım değil. Benim tek endişem ne? Evet. Bu hafta hocası değişti ya. Yani bu hoca motivasyon olabilir diyorsun. Cüneyt İrek hoca da bölgesel amatör ligden Nevşehir Belediyespor'u 3. lige çıkarmış bir hoca. Tanıyan devam etmiş, hoca, bilen birisi. Yani sıkıştığı zamanlarda Nevşehir'in başvurduğu bir hoca. Vallahi artık yani bu biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Evet. Yani Nevşehirspor da bizi ilgilendirmiyor. Erbaspor da bizi ilgilendirmiyor. Diğerler de bizi ilgilendirmiyor. Biz çıkıp sahada maçımızı oynayacağız. Son haftalarda futbol kalitemiz, pas kalitemiz... Ömer, teşekkür ederiz. Görüntüler alabilirsin. Tekrar Ahmet Hocam görüntüye getirebilirsin. Hücum oyunu anlamında gittikçe ilerleyen bir oyun formatımız var. Pas kalitemiz yükseldi. Özellikle Mesut Saray'ın saha içi organizasyonu iyi yaptığını... Bir lider pozisyonunda. Tabii. Sahada. Yani baktığımız zaman gerçekten eski futbolcumuz, kaptanlığımızı da yapmıştı bir ara. Evet. Şimdi Mesut Saray'ın... Yine ikinci kaptan. İkinci kaptan Yiğitcan'dan sonra herhalde. Evet. Şimdi baktığımız zaman son haftalarda özellikle Alaaddin Hoca'nın takımın başına geçip biraz daha böyle o tanıdığı oyuncularla bir uyum içerisindeki görüntüsü belli ki saha içine güzel bir şekilde yansımış. Yani bakıyoruz pas oyunu daha iyi, pas kalitesi daha iyi. Takımın isteği, arzusu önceki maçlara oranla daha yüksek. Evet. Pas kalitemiz yükseldi. Özellikle hücum oyununda daha böyle değişik varyasyonlar yapabilen, saha içi şablon değişiklikleri yapabilen bir görüntümüz var. Tabii bunda alternatifli kadronun da var, rolü var. Eskiden hani zamanında, önceki hocamızın zamanında, Cafer Hoca'nın zamanında yani çok fazla doğrusu alternatifli kadro da yoktu. Hani gençlerle belli bir şeyler yapmak isteniyordu ama çok da başarılı olmamıştı. Ama şimdi baktığımız zaman hakikaten biraz daha Elazığspor gelecek adına bizi umutlandırıyor. O anlamda ben Nevşehirspor maçını yani Sancaktepe spor maçından daha kolay olacağını düşünüyorum. İnşallah. Tabii hiçbir maç kolay değil ama şu anlamda kolay olacağını düşünüyorum. Şimdi Sancaktepe spor çok hani rahat bir takım. Rahat oynayan, gol yese de hani çok yapmayan, üzülmeyecek ya da gol attığında da çok kendisi adına çok fazla bir şeyin getirmeyeceğini bildiği rahat oynayan gençlerden kurulu bir takımdı. Nevşehirspor biraz daha böyle o ilk haftalardaki yüksek formu
Sonraları bayağı bir düştü. İçeride Kahta'ya biliyorsun 2-0 yenildiler. Bu hafta da yine kendi sahalarında... Kahta'dan önce de hocam yok... Erbaspor'a da yenildiler bildiğim kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam. Önceden Kahta ikinci mağlubiyetleriydi galiba, değil mi? Şeye de yenildiler. Nevşehir'e bakayım. Erbaa'ya da yenildiler. İçeride diye hatırlıyorum. İçeride evet. Nevşehir Kahta yenilmiş. Evet, sen dediğin doğru. Son haftada Erbaa'yı yenildikten Erbaa'ya sonra hocayı değiştirmişler. Yani şimdi Erbaa... Üst üste iki iç sahayı kaybetmiş. Kaybetti. Yani şimdi Erbaa'nın yendiği, Kahta'nın yendiği bir takımı biz de burada yenelim Coşkun abi. Ne yapıp edip yenelim. 1-0 evet. Olsun, 2-1 olsun, neyse. Yani bizim için artık futbol kalitesi şu bu. Ama beni umutlandıran şeyler var. Yani dediğim gibi oyuncuların arzu ve isteği. İşte tek sıkıntı seyirci yok hocam. Seyirci yok ama şöyle, ona da bilmiyorum bir formül bulunabilir mi? Yani mesela tesislerden şeye kadar taraftarlar organizasyon yapıp o hani götürebilirler mi takımı bir konvoy halinde böyle bir tabii organizasyon? Tabii yani maça ya, tabii. Giremeyebilirler o seyirciler. Tabii hani tam o stadın içerisine kadar futbolcuları yüksek motivasyonla maça çıkarabilirler. Veyahut da işte orada Barkovizyon'dan şuradan buradan bir hocam şekilde hemen, efektlerle. Doğukent Hıdır Bilek Stadyumu'nun karşı tarafında binalar var. Oranın balkonları. Orada seyrediliyor tribün evet. Tribün gibi orada tribün duruyor. Tribün gibi ama çok ses tabii şey sağ olmuyor. Sağ tarafı da bir tümsek orada. Orası evet. Da açık alan. Orada da bir grup taraftarı var. İzleyenler. Ama tabii tezahürat yapmak lazım. Destek olmak lazım. Tezahürat yapmak lazım. Bence mesela futbolcuları işte taraftar gruplarının meşalelerle, konfetilerle alıp stada kadar götürmeleri. İnşallah galip geldikten sonra da alıp tekrar seyirciler tabii. Takımı alıp konvoy halinde tesislere kadar götürebilirler, o coşkuyu yaşatabilirler. Bence Nevşehir Spor maçını kazanmak bu şehirde, yani taraftarda, camiada, ligde kalacağımıza olan inancı çok yükseltebilir. Evet, yani orada Allah korusun bir beraberlik bile bizi sıkıntıya sıkıntı. Sokar. Değil mi hocam? Yani tabii. Hani şu beraberlik şöyle tolere edilebilir. Eğer rakiplerimiz Kahta ile Hendek de berabere kalırsa bir parça hani beraberlik... Ama hocam ligin boyu kısalıyor. Kısalıyor tabii. Yani onlar berabere kalsın biz berabere kalalım. Ya da onlar galip gelsin biz galip gelelim. Öyle gide gide biz düşmüş oluruz. Şimdi biz ne diyoruz mesela? Diyoruz ki 5 maçın 3'ü içeride. İşte o zaman bu avantajı kullanmamız lazım değil mi? Tabii ki. Yani Nevşehir maçında puan kaybetmeyeceksin. Erbaa maçında puan kaybetmeyeceksin. Sonraki iç saha maçlarımız nelerdi? Bir bakalım. İç saha maçlarımız zor. Evet. Batman Petrolspor var. Bence Batman Petrolspor maçı da alınabilir. Çünkü Batman Petrolspor artık şampiyonluğu garantilemiş. Yok şu an garanti değil. Yani bizim maça kadar ben garantileyeceğini düşünüyorum. Çünkü evet, belki bizim onu zorlayacak takım yani hemen altındaki takıma baktığımız zaman. Kütahya olabilir. Yani Nevşehir olabilir. Arada bir 10 puanlık fark var. Yani çok kolay kapanacak bir fark değil. Hocam bize gelene kadar da Batman Petrolspor'un ben şampiyonluğu... Şöyle bir şey var. Biz 8 puan fark varken aramızda üstteki takımla umutluyduk değil mi? Tabii. Şimdi şu anda kaç puan fark var Batman'ın? 10 puan fark 10 var. 10 puan, 58, 48. 10 puanlı takımda der ki ya senin 8 puandayken umudun vardıysa 10 puanda da benim de umudum var diyecek yani. Ya mutlaka yani alttaki takım da ligi bırakacak değil ama Batman Petrolspor'un bütün lig boyunca 2 mağlubiyet aldığını düşünecek tabii, olursak. Hakkı mıdır şampiyonluk Batman Petrolspor'un tabii, hakkıdır. 26 maçında 17'sini kazandığını düşünecek olursak bence Batman Petrolspor'u artık burada geçecek bir evet, takım yok. Zor görünüyor. Onun için Batman Petrolspor zaten bize 4 hafta sonra gelecek. 4 hafta sonra bence Batman Petrolspor işini bitirmiş olur. Dolayısıyla burada Batman Petrolspor'un da geçmek veya en azından berabere bitirmek bizim açımızdan olası bir durum. Evet. Ben yani şöyle söyleyeyim. Çok umutluyum. Bilmiyorum kamuoyunda insanlar ligde kalacağımıza dair ne kadar inanç taşıyorlar ama ben çok umutluyum. Çünkü iki maçı Erbaa ve Nevşehir maçlarını ben kazanacağımızı bu iki maçın oynadığımız Sancaktepe ve Kahta maçlarından daha kolay maçlar olduğunu düşünüyorum. Mesela şimdi Elazığspor'un Nevşehir, Erbaa ve akabinde Hendek Spor'un önce maç var ya hocam. Evet. Bir de Hendek'i yendiğimizi düşün. 9 puan.
O zaten bana göre herhalde Elazığ'ın %80 ligde kalacağının. Tabii ondan sonra içeride bir Batman Petrol maçı var. Sonra deplasmanda bir Belediye Kütahyaspor maçı var. İçeride Arnavutköy. Dışarıda ve içeride ondan sonra Bursa Yıldırım ve Fatsa Belediye gibi daha nispeten rahat maçlar var. Yani bizim aslında Kahta ve Hendek'le değil de, Karaman'la değil de bizim işimiz kendimizle. Biz maçlara konsantre olup, motive olup bu maçlardan çıkarabileceğimiz kalan 8 maçtan işte azami ne kadar çıkarabilirsek işte yani bizim için kârdır diye düşünüyorum. Kaldı ki diğer takımlara da baktığımız zaman yani Hendek Spor da öyle Kahta'yla oynayacak, Nevşehir Belediye ile deplasmanda oynayacak, Erbay'la içeride oynayacak, Batman deplasmanına gidecek, Kütahya'yla oynayacak, Arnavutköy deplasmanına gidecek. Yani Hendek Spor'un da kolay maçları yok. Kahta keza yine öyle. Baktığımız zaman yine bizim bizi ligde tutacak olan bizim motivasyonumuz, bizim evet, kenetlenmemiz, bizim inanmışlığımız. Ha bu da son iki haftada bir parça canlandı. O hani şeyin ara transfer dönemine gelirken kaybedilmiş olan o motivasyon eksikliği ya da duygusal kopuş biraz yeniden tamir edilmeye başlandı. Yani hem Elazığ Spor'un oynadığı futbol, hem aldığı sonuçlar, hem oyuncuların giderek daha yüksek form tutması, Alaaddin Hoca'nın özverili çalışmaları, yönetimin çalışmaları, belediye başkanımızın sahiplenmesi. İster istemez bir iki haftaya kadar mesela Nevşehir maçını kazandığımız takdirde ben şehrin çok daha inancının yükseleceğini, motivasyonun artacağını, çok daha inanmış bir şekilde bu kulübün arkasında duracağını düşünüyorum şahsen. Tabii şimdi Erbaa takımı birçok takımla maç oynayacak. Yine bir takım daha vardı galiba. Karaman mı? Hani burada kilit takım, anahtar takım kimdir diye hocam. Evet. Aslında hepsi herkes birbiriyle oynuyor baktığımız zaman. Elazığspor'un oynadığı rakipler hemen Hendek bizi takip ediyor. Evet. Şimdi Erbaa'nın mesela Hendekspor'la maçı var. Erbaa'nın bizde maçı var. Karaman'la var mı? Karaman'da yok. Karaman'da yok. Hocam Karaman'ın maçları özellikle dedim ya şimdi son... Ya şimdi kağıt üzerinde Karaman rahat gibi gözüküyor. Görünüyor. Ama yani Karaman'ın da kolay maç kazanamadığını biliyoruz. Yani Karaman'a baktığımız zaman puan cetvelinde. Yani Karaman da öyle o kadar... Ligde kalacağını tahmin ediyorum. Yani Karaman'dan ziyade bizim Kahta ve Hendek rakiplerimizden ikisi. Dolayısıyla Kahta ve Hendek'in Elazığspor'a oranla bakıldığı zaman daha zorlu bir süreçte. Biz hani biraz form yakalamışız. Hendek'te, Kahta'da şu anda bir belki düşüş yaşadılar onların puan kayıpları. Ama bizim dediğiniz gibi o tecrübeli oyuncularımızın devreye girmesiyle işte bir Mesut Saray gibi değil mi? Evet. İnşallah Feyzullah'ın da gol yollarında etkili olabileceği haftaların olmasını. Çünkü dünkü konuşmalarında futbolcularımızın röportajlarını yayınlarken hepsinin inançları vardı, kazanma duyguları vardı. Şehrin onurunu kurtarma adına mücadele edeceklerini söylediler. Bunlar tabii söylemler de bazen hocam nokta vuruşlar kadar önemli. Yani illaki gol atıp da bunu söylemekten önce inanarak söylemek daha farklıdır. Yani inanmak derler ya kazanmanın yarısıdır. Önce inanacaksın. Bizim futbolcularımıza hani bu şeyde mazini yaşat diye bir slogan bulmuşlar ya. Evet. Bunu gerçekten biraz içini doldurarak Elazığspor'un geçmişini, gerekirse o eski maçlarını, mesela bir Mardin maçını futbolcularımıza göstermek lazım. Çünkü bazıları Elazığ'ı tanıyor. Mesela Mesut filan daha önceden bizde oynadı tanıyor ama Zeki aynı tabii şekilde. Ama hiç Elazığ'a ilk kez gelenler de var. Yani onlara Elazığspor'un mazini yaşat derken hangi mazisini yaşat denildiğini biraz o Mardin maçları hatırla. Yani bu içeride tabii bir hatırlar mısın? Maçlarımız Konya var. Şeker maçı mıydı? Son dakikalarda 90 evet, artılarda attık. Şeydi Murat Kayalı atmıştı. Murat Kayalı yok pası vermişti. Erdal mı? Kim atmıştı? Vallahi bilmiyorum. O zaman
Arif bir top getirmişti. Olabilir. Sol Murat Kayalı galiba attı hocam. Son Murat Kayalı mı attı? Yani evet. O maçları biraz böyle görüntülerini bu futbolcularımıza, o taraftarı, o kitleyi, büyük kitleyi, taraftar kitlesini gösterip niçin mazini yaşat diye bir kampanya başlatıldığını futbolcuların o zihnine, belleğine yerleştirmek lazım. Bence o formayı orada, yani 55 yıllık, 55 yaşındaki bir takımı, geçmişini, iki defa Süper Lig'de oynamış bir takımı, işte Mehmet Ekşi'yi, Ulvi'yi, Hıdır Bilekleri yetiştirmiş, Fethi Demircan gibi işte teknik direktörler çıkarmış bu şehri biraz futbolculara psikolojik olarak da anlatmak lazım. Sadece hani şey değil de, hani işte kazanmamız şartı, tamam bu doğal olarak yapılması gereken bu ama biraz da işin psikolojik boyutu var. Yani bu oyuncular nasıl bir takımda oynadıklarını, bu takımdan kimlerin gelip geçtiğini, nerelere gittiğini ya da bu şehrin taraftarının geçmişte o tribünleri ta öğlen saatlerinde doldurup nasıl bir sevgi yumağı oluşturduklarını göstermek lazım ki futbolcular inan ki %50 bu görüntülerden sonra zaten doğal olarak motive olurlar. Evet, gerisi doğru. O teknik varyasyonlar, futbol oyun şablonu Alaaddin Hoca'nın işi. Yani onlar o zaten yapar. Ama oyuncuları biraz da böyle psikolojik olarak da işlemek, doldurmak lazım. Ya bu süreçten çıkmanın yollarından bir tanesi o. Bugün eğer belediye başkanımız Kahta'ya kadar gidiyorsa o bir özveridir bana göre. Tabii ki. Ha, tabii ki gitmeli. Yani aslında Şahin Bey'i yaptığı doğru ama gitmeli zaten. Gitmemesi bence eksiklik olur. Ama işte o şehrin yöneticisinin inanmışlığının futbolculara, taraftar kitlesine, şehrin diğer bileşenlerine biraz daha yansıması lazım. Yansıması için bunun içerisinde sivil toplum örgütleri, dernekler, sendikalar, medya hepsi topyekun olarak şu kalan 8 maçı ki 5'i içeride. Evet. Yani düşündüğümüz zaman biz bu, ben çok inançlıyım, bu içerideki 5 maçı biz alırız Coşkun abi. İnşallah. Yani içerideki Batman maçı da dahil ben alabileceğimizi düşünüyorum. Şayet o 2 haftadır oluşan şeyi, motivasyonu biraz daha böyle kartopu gibi büyütüp çoğaltabilirsek. Bu da işte evet. Biraz psikolojik olarak işlemek lazım. Biraz futbolcuları hani bu işe kanalize etmek, doğru kanalize etmek lazım. Hani geçmişi tabii unutup, sıralamadaki yerimizi de unutup, alacağımız bu hafta ve sonrasında alacağımız 3'er puanın, yani toplamda 6 puanın, Nevşehir ve Erbağ maçında alınan 6 puanın bizi nereye götüreceğini çok iyi izah etmek lazım. Çünkü deneyimli oyuncular kadar çok genç ve bu süreci daha önce yaşamamış oyuncularımız da var. Şimdi hocam 6 puan tabii Nevşehir ve Erbağ maçları için önemli, alırız inşallah. Ama bunlar bizim rakiplerimiz değil. Değil tabii ama bu sonuçta... Ama sonuçta 6 puanı cebimize koyuyoruz, doğru. Fakat Hende'yi yenersek asıl altın vuruşumuzu yaparız. Tabii. 9 puan bizi bir şey söyleyeyim mi? Rakibinden 3 puan alıyorsun. Rakibini tabii alta çekeceksin muhtemelen. Tabii. O gün. Tabii. Yani altın vuruşumuz Hendek olmalı. Öyle. Yani Kahta'ya nasıl yaptıysak Hendek'e de aynısı olmalı. Yani Hendek maçı 3 puanlık, 6 puanlık değil. Belki 9, 10, 12 puanlık tabii maç gibi kabul edilmeli. Yani o hafta da işte diğer Kahta'nın veya Karaman'ın tabii puan kaybettiğini düşünelim bizim için. Şimdi yani benim en büyük korkum tepside, yani ben Elazığspor'un Hendek'ten elimize de elimize sunulan çok değerli puanlar uğrunlar. Ben Elazığspor'un Hendek'ten de bu kalan süreçte 8 maçlık periyotta Karaman'dan da Hendek'ten de Kahta'dan da daha fazla puan toplayacağını düşünüyorum. Arayı kapatıp üste çıkacağını düşünüyorum. Tek endişelendiğim konu şu, sürpriz, tırnak içinde, sürpriz maçlar hangi olabilir. Yerde? Yani rakipler olmadık yerlerde olmadık puanlar çıkarabilirler. Evet. Buna dikkat etmek lazım. İşte bunun da önlemini almak onu lazım. Onu da yönetim düşünsün artık. Yani gereken lobiyi oluştursun. Yani biliyorsun. Gereken çalışmayı yapsın. Belki biz burada her şeyi çok rahatlıkla söyleyemiyoruz belki. Tabii ki. Ama bunu ben... Bunu göz ardı etmeyelim ama. Kulüp başkanına da ben defalarca söylemişimdir yani. Kendisine işte bir şu anlamda söylemişim hocam.
geçmişte bunun çok kötü örneklerini gördük. Geçen sene çok kötü örnekler. Geçen sene dediğim yani ikinci ligdeyken. Pendik maçını hatırla. Ya. Değil işte, mi? Tabii hocam. Alsaydık o maçı ligdeydik. Ligdeydik. Yani böyle amiyane tabirle söyleyeceğim. Bazı şeyler kulak ardı etmemek lazım. Ciddiye almak lazım. Çünkü biz bir zorlu sürece girmişiz. İyi de bir ivme yakaladık. Bunu sürdürmenin yolu futbolu kendi kuralları içerisinde düşünüp ona göre strateji belirlemek. Siz sadece kendi mücadelenize bakarsanız eksik kalabilirsiniz bir yerde. Onun için dediğim gibi ben Alaaddin Hoca ile futbolcuların rakiplerinden daha fazla 8 maçta daha fazla puan toplayacaklarına yürekten inanıyorum. Bak hocam özür dilerim. Hendek için taraftarlarımız İstanbul'dan. Evet. Bedrettin Hazret kardeşimiz sağ olsun her zaman da İstanbul'daki maçlara gidiyor. Biz diyor en az 100 kişiyle Hendek'e gideceğiz diyor. Çok rahat yer. Kocaeli'de çok sayıda Elazığlı var. Kocaeli'de, Bursa'da var. Eskişehir'de Gebze'de var. Özellikle değil mi? O çevreden Elazığ Spor eğer bu iki maçı alırsa var ya Coşkun abi yani Nevşehir ve Erbaa maçını alırsa var ya Hendek maçında seyirci sıkıntısı yaşamaz. Yaşamayız. Yaşamaz. Cumali Demiroğlu mesaj atmış diyor ki Kahta maçını diyor yıllar önce Antep'teki Gaski maçını hatırlattı evet, bize. Evet evet çok doğru. Doğru orada da öyle bir kalma adına önemli bir maçımızdı. Ve hep hocama mesajı var diyor. Hayırlı programlar Ahmet hocama da selamlar diyor. İnşallah teşekkür hep galibiyetlerin ediyoruz. Konuşulduğu diyor. Biz de kendisine programlar olsun. İletelim Vehbi Bey'e. Evet sağ olsun teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimizden belki bizim WhatsApp hattımıza da çok mesaj gelmiştir hocam. Ama bir türlü onu konuşamıyoruz. Çünkü gelen mesajlar muhtemelen tahmin ediyoruz ki umut anlamında, destek anlamında. Keşke onları konuşabilsek, keşke onları da burada yorumlasak. Aslında bir gün sadece böyle taraftarların forumu gibi bir şekilde onların düşüncelerini değerlendirip bir program yapılabilir. Evet öyle ama işte hep böyle farklı mesajlar olmalı. Aynı bağlamda cümleler, aynı düşünceler olmamalı. Herkes farklı düşünce, görüş ortaya koymalı diye düşünüyorum. Ahmet Hocam bu arada tabii Elazığ basketbol takımımız vardı. Onların da bugün Gaziantep'te ilk ikiye kalma adına final grubundaki maçlarını ilk maçlarını vardı. Kazandılar bugün Ankara Dibaspor'u evet. Mağlup ettiler. Dibaspor bu grubun da daha doğrusu biz onları ligde yenmişiz her iki maçta ama ara transferde çok iyi bir kadro oluşturmuşlardı. 64-52 Elazığ basketbol kulübümüz galip tamamladı ve sezon başından bu yana da peş peşe 13. galibiyetini aldı. Yani burada hiç mağlubiyeti yok. Dolayısıyla yarın da salı günü çok önemli bir emlak konutla maçları var. Zorlu bir rakip. Tabii ki evet, zorlu tabii. Bir rakip hocam. Orada da bence grubun herhalde en iyi takımlarından birisi. Onu da geçerse muhtemelen ilk ikiye kalacağını tahmin ediyorum. Yani çok sevindirici haberler bunlar tabii. Halit Ziya Hoca'nın, Esendal Türk Hoca'nın emekleri çok burada gerçekten. Takımı kutlamak lazım. Oyuncular belli ki hedefe kilitlenmişler. Çok iyi götürdüler gerçekten. İçeride dışarıda hep ara evet. Ara işte biz de belki maçlarına gidemiyoruz ama sonuçları sosyal medyadan takip ediyoruz. Çok başarılı bir ivme yakaladılar. Dilerim Elazığ basketbolu adına, kadın basketbolu adına güzel gelişmeleri birlikte takip ederiz, seyretmeye devam ederiz. İl özel idaresi takımımız maalesef bu son haftalarda aldığı sonuçlarla bizi üzüyor. Onların da toparlanmasını ve bir an önce o önceki yılki potansiyel yakalamalarını arzu ediyoruz ama işte bu salon sporlarında da biraz gerçekten ilerlememiz lazım. Ben hatta Elazığ'ın bu anlamda geç kaldığını düşünüyorum. Çünkü yıllardır biz sadece futbol değil, diğer spor branşlarını da takip ediyoruz. Baktığımız zaman mesela Batı'da özellikle orta ölçekli, küçük ölçekli şehirlerde, ilçelerde bir sürü kadın basketbol takımları, handbol takımları, voleybol takımları en üst liglerde mücadele ediyor. Hatta yani haritada yerini gösteremeyeceğimiz ilçelerin evet. En üst liglerde handbol takımları var, işte basketbol takımları var, voleybol takımları var. Biz biraz burada da geri kaldık ama en azından
bu yakalanan ivme inşallah başarıyla devam eder. İnşallah. Ahmet Hocam, programımızın da sonuna geldik. Çok değerli yorumlarınızı, görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bir başka programda yine böyle önemli bir güne denk gelir. Sizi tekrar ararız hocam. Bir ay sonra inşallah yine bir özel günde. İnşallah. Bir şeyde belirli gün ve haftaları denk gelir de hocam, devam ederiz. 23 Nisan geliyor. Belki 23 Nisan olabilir. Çocuk bayramı diyorsun. İnşallah. Peki. Hocam ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Tabii SMS kampanyasının videosuyla noktalayacağız biz veda ederken. Özellikle Elazığ sporumuz için Elazığ Karakoçan takımımızı konuşamadık. Onlara da başarılar diyoruz. Onlar da iyi bir galibiyet aldılar. İnşallah onlar da o seriyi yakalarlar ve bizi mutlu ederler. Değerli izleyiciler, maraton programımızda bugün Ahmet Kızılkaya hocamızı konuk ettik. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ederken haftaya inşallah Elazığ sporumuzun da Elazığ Karakoçan takımımızın da galibiyetleri üzerine konuşmak istiyoruz. Hoşça kalın.